Hocam, doğum tarihiniz, adınız, soyadınız, baba adınız, anne adınız. Önce sizi bir tanıyalım. Ne görevlerde bulundunuz? 29 Ekim 1940 tarihinde Trabzon Şalpazarı Geyikli köyünde doğdum. Babamın adı Hafız Hüseyin. Annem Mavile Hanım. Doğduğumuz yıllar İkinci Dünya Savaşı olduğu yıllardı. İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki dünyanın ve memleketimizin şartlarını çocukluğuma rağmen çok iyi yaşadım ve hatırlıyorum. O yıllarda Geyli'de dışarıdan bir hoca getirme usulü gelmişti. Büyük babam Dervişoğlu Molla İbrahim Efendi, sizlerin de bilgisindedir, Geyikli Lügütlü Medresesi'nde yazı hocalığı yapmış zamanında. Amcam Hasan Hafız Doruk Giriş Medresesi'nde ve babam Hüseyin Hafız'dan Doruk Giriş Medresesi'nde okumuş. Tıkmanoğulları'nın talebesi. Onların yetiştikleri hafızların grubu 1944 yılına rastlar. 25 hafıza hafızlık icazeti merasimi. Bu hafızların talim ve tedrisinin devamı için Oklu Orman Askeri Ahmet Hafız getirilmiş. Daha sonra Arapçadan da haberler olsun diye ey nesilli Güdükzade Hasan Efendi getirilmiş. Bunlar da yaşlılar ve okuyan hafızlar Arapça emsile bina maksud izzi merrah avamil isar İsa Guci fıkıh Tibyan tefsiri Celaleyn tefsirine kadar okumuşlar. Memleketimizde o zamanların dini tedrisinin devamının etkileri hala bugün sürmektedir. Bana da 1946 senesinde rahmetli Ahmet Murtaza ilkokul almak istedi. Babam ve büyük babam beni ilkokulda önce hafız yapmak istediler. Hasan Murtaza rahmetliye sormuşlar, okula gelsin demiş. Okulda bir görüşelim. Beni öğütlediler, ben önce hafız olayım. Sonra da bitirince ilkokulu okurum dedik. Ve öylece Hasan Hafız'dan hafızlığımızı yaptık. Kendi kendimize dışarıdan da öğrenmiş olduk. İlkokul 1'i de okumayarak 2'ye geçtik. 1952 53 yılında ilkokul bitimini mütakip ağabeyin Yayla Bayraktar ve Ziya Gülbahar Doruk Giriş'ten bu arkadaşlarla Trabzon İmam Hatip Okulu'na ilk öğrenciler olarak kaydolduk. İmam Hatip Okulu bugünkü anlamda tartışılan bir İmam Hatip Okulu değildi. Yeri geldiği için bunu üzülerek söyleyeyim. Evet. Bize dinin lüzumunu öğretmişlerdi. İnanmıştık. Ateist de dinsizliğe inanır ama her insan için mutlaka dine ihtiyaç vardır. Ve her dinin de gereği kurallar vardır. İslam dininin kurallarını en iyi şekilde bu okullardan öğretiyorlardı. Ayrıca bizim devredeki öğrenci arkadaşlarımız 4-5 sene özel Arapça dışarıdan okumuştuk. O kadar yüklü bilgilerle mezun olduk ki ben hayatım boyunca o devre Türkiye'deki İmam Hatip Okulu'nu bitirip de görev alamayıp sağa sola rastgele dağılan İmam Hatip mezunlarını acırım. Bu mezunlar okuldan bitirilir bitirilmez bunu yaşamış bir insanım. O üzüntüm, o vicdan azabım bende hala devam eder.
1960-62 Kütahya Altındaş Oysu Köyü'nde. 2 seneyi de subay öğretmenlik yaptım. Oysu Köyü'nde, kulakları çınlasın, ölenlere rahmet, duranlara Allah ömürler versin. Orada bir çay kaynatmadım. Halk tamamen hizmetimizi yaptı. Oradan Şalpazarı Görkiriş'e 2 sene geldim. Kendimizi tayin istemediğim halde Geyikli'de buldum. Geyikli'ye benim tayin istemem yoktur. Görkiriş Geyikli. İlli eğitimden tanırlardı, bilirlerdi, o şekilde yaptılar. 1 Eylül 1964 Geyikli Merkez İlkokulu'na geldim. Osman Bayraktar abinin ile 2 sene çalıştık. Ve 2 Mayıs 1988, 24 sene bilfiil o da çalıştık. Bu 24 senenin 2 senesi sınıf öğretmenliği yaptım. 2 sene sonra mevcudun 220'yi öğretmen sayısının 6'yı geçmesi dolayısıyla müstakil okul müdürlüğü prensibini işlettik. Geyikli'de biz bir kadro kurmuştuk. Oradaki arkadaşlarımızdan örneğin Mehmet Özdemir 5. sınıfta bir dershane müdürü, bir danışman, bir rehber öğretmen, bir tecrübeli eğitimci vasfını tam kelime bulamıyorum. Vasfını tarif etmeye. Etmeye kelime bulamıyorum. Geyikli'nin biz oraya vardığımız zamanla zannediyorum 7 kişi maaş alıyordu Geyikli'de. Bugün 700 veya 1700 kişi maaş alıyor. Bunların diplomalarında Mehmet Özdemir'in 5. sınıf öğretmeni olarak hep imzası vardır. Mehmet Türkmen'in de müdür olarak imzası vardır. Yine Mustafa Demirbaş diye bir arkadaşım. Bu arkadaşımızı Mehmet Özdemir'i 5'te tuttuk daim. Mustafa Demirbaş'ı 1'de tuttuk. Biz bir öğretmen değil, köy kanunu madde 39 o zamanki mucibince okul müdürü ihtiyar heyetinin tabii azasıdır, fikir beyan eder ancak oy kullanamaz. Cami imamı tabii azadır, fikir beyan eder, oy kullanamaz. Prensibi vardı. 1964'te abin Osman Bayraktar ile su müracaatı yaptık. 13.100 metre ile 65'te başlanan su 48.100 metre ile 66'da Geyikli'deki ahırlara ve tuvaletlere her birine su geldi. Orada 1965'te kurduğumuz Geyikli Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği kanalıyla topladığımız paralarla belki Karadeniz'de ilk defa ama Trabzon'da mutlaka ilk defa paralı dozer aldık. Paralı dozerle yaptırdığımız etütle yol vurmaya başladık. Daha sonraki gelen muhtarlar bizim davamıza inandılar. Geyikli'de çalıştığımız müddet zarfında köyü hani 10. yıl maçında ördük demir ağlarla yurdu var ya, Geyikli'de hakikaten her eve suyun gelmesiyle borularla köy örüldü. Her mahalleye yol varmakla yollar köyü birbirine bağladı. Ve muhtar, imam, öğretmen işbirliği aksamaksızın samimane bir şekilde köye geldi. Köyün hangi problemi olursa olsun muhtar bu üçlü komisyona anlatırdı. O konular giden katılım payı diye bir pay vardı. Bakanlığa yatırılıyordu. Elektrik hizmeti erken geliyordu. Son 3500 lira katılım payını yatıran köy Geyikli'dir. Biz yatırdık. O ay katılım payı kalktı. Ama biz
elektriği aldık alamadık, aldık alamadık uğraşıyoruz ama biz bir baktık ki Şalpazarı jeneratörle aydınlanıyor. Beşiktaş'ından yukarıya elektrik direği yok. Hemen çalışmayı değiştirdik. Ve Beşiktaş'ı Gökçeköy hattına ana hattı verdik. Hızlandı. Elektrik de köyümüze gelmiş oldu. Şimdi Geyikli öyle bir yerde ki Çanakkale'nin var bir Geyikli ama o ilçe. Geyikli Rus sınırı ile Bulgaristan sınırı arasındaki Karadeniz bölgesinde Karadeniz'e en yakın denize sahile en yakın en yüksek dağ hangisi diye sorarsanız bu üzerinde bulunduğumuz Sis Dağı'dır. Sis Dağı'nın doğu yamacındadır Geyikli. Nüfus itibariyle bugün 10.000'lerin Mehmet Atalar. Var ben de. Evet. O haritada Of, Sürmene, Akçaabat, Araklı, Maçka çok kalabalık köylere sahiptir. Ama Fol Deresi görülür. Vakfı Kebir yoktur. Şarlı yoktur. Şalpazarı muhitinde Dereköy, Çamkiriş, Duralı Uşağı var. Geyikli'nin olduğu yerde zannediyorum ki Alakadir diye mezra olarak geçiyor. Mezra olarak geçiyor. Şimdi Alakadir kelimesinin zannederim ki Geyikli'nin ismi üzerinde tarihi bir kaynak olma ihtimali vardır. Ben size Geyikli'de tarihi Rumlardan kalma duvar yok. Çeşme yok, cami yok. Şalpazarı muhiti Bulancak Şarlı Çamlık Deresi arasında yerleşen Çetmi Türklerinin yerleşmeye açıldığı kanaatini hepimiz taşıyoruz. Yalnız Sis Dağı için aynı kanaatta değilim. Büyük babam Dervişoğlu Molla İbrahim Efendi sonbaharda yaydan göçten sonra o bir müddet daha kalırdı burada. Kemalli Obası Eynesil'de. Orada yanına vardım. Bana Kemalli Obası'nın çayır tarafını aşan kayaların üzerinde ince tikten yapılmış kayanın içerisinde su borusu gösterdi. Dedi ki Cenevizler devrinde burada sağılan sütler bu borularla Karabök'e gidiyor. Karabök'te süt toplama merkezinde peynir, yoğurt vesaire süt mamulleri imal ediliyor derdi. Bir. İkincisi, bu dağın üzerinde Sandık Gölü'nün karşısındaki o orman yakanın arkası altında tarihi bir şehir olduğu kanaatindeyim. Bu çoklar çıktığı zaman orada birçok tarih şeyde Ermenice mi olur? Rumca mı olur? Hangi lisan olduğunu bilmiyorum. Yazılı kitabeli taşlar var. Sandık Gölü'nün karşısındaki çayeli gören o kaya ile Sandık Gölü'nün o havzada. Ayrıca Evliya Tepesi dediğimiz Halil Evliyası ile Seyit Ahmet Obası arasındaki o yamaçta da bilinmeyen tarihi bir mezarlık olduğu kanaatindeyim. Bu mezarların kıbleleri tartışılıyor. Şuna getiriyorum. 1530 yılında belki Alakadir mezrası vardı. Geyikli yoktu ama Trabzon'un milattan önce 3000 yıllarında yerleşen Turap Türkleri den kalma zamanda mıdır? Fenikeliler veya 3000 milattan önceki 3000 yıllarından kalma Cenevizler devrinden midir nedir? Bu devirlerde Sis Dağı'nın üzerinde yerleşim olduğu kanaatini taşıyorum. Evet. Bakir bir araştırma konusudur. Evet.